Abim bugün aslında bu yemek futbolcular için falan değilmiş, senin için özel bir yemek düzenlenmiş. Tribün hayatını bırakıyor musun? 8 maç, 9 galibiyet, 10 haftada ben kariyerimin zirvesinde bırakayım artık bu işi. Karadeniz'e gideyim, bir balıkçı teknesi alayım diyor musun? Öyle bir bilgi geldi, biz de koştuk buraya, ondan geldik. Vallahi onu Serhat Bey'e söylemek lazım. Bu yemeği sağ olsun bana organize etti, sağ olsun eksik olmasın. Ya tabii zamanla biz de bu tribünü bırakacağız ama şu an yerinin olmadığını düşünüyorum, bırakma yerini. Bir de memlekete gittiğim zaman çadırla yaşamayı düşünüyorum. Bir tane at kendime, çadırla yaşamayı düşünüyorum. Balıkçı teknesi falan hazırlamışsın öyle diyorlar abi. Yok, yalan söylüyorlar onu. Ha, bir sponsor öyle bir güzellik yaptıysa da teşekkür ediyoruz kendisine. Abi nasıl gidiyorsun sen? Keyifli röportaj yapamadık aslında. Hep bir gergindi röportajlarımız. Vallahi takım zor durumda. Bir şampiyonluk röportajımız biraz keyifliydi ama orada daha gergindi. Bugün özel bir durum var. Artık Ankaragücü liderliği oturdu. Birinci lige de liderliği oturdu. Süper Lig yoluna gidiyor. Güzel günler geliyor gibi artık. Ya sen de bu camiayı yakından takip eden bir kardeşimizsin. Biz bu havayı 7 senedir bekliyorduk. Bu yönetime nasip oldu. İnşallah takım şampiyon olacak. Cami olarak bir hava yakaladık. Çıtamız yükseldi. Çıtamızın düşmemesi için dua ediyoruz. Düştüğü zaman yine tabii muhalefetlik görevimizi yapmayı planlıyoruz. Ama şu an her şey çok güzel. Bütün arkadaşlara, eşe, dosta teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Tribünlerdeki coşkuyu da arttırdı şimdi. Önceden Ankaragücü zor zamanlarda birlik beraberlik oluyordu. Şimdi mutlulukta birlik beraberlikte. İşte bu bir özlem olduğundan dolayı. Uzun zamandır biliyorsunuz bu taraftar köy kasaba demedi, takımlarını destekledi. Artık da güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Şimdi eski insanların elleme iyi olmuş konusunu biz bakarak, aslında yanlış bir kelime, biz de artık elleme iyi olmuşa bakıyoruz. Çünkü biz o günler geçirdiğimizde bize kimse sahip çıkmadı. Bu taraftar sahip çıktı. Yönetim geldi, sağ olsun elini taşın altına koydu. Taraftar, yönetim, futbolcular, hocalar bir araya geldik. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Hepsine İnşallah teşekkür ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da bu mutluluğu devam eder. Şampiyonluk röportajını yaparız Ali abi seninle. İnşallah iyi olup Allah'tan olup olacağına, kötü olup Ali İmdat'tan da olmasın. Bunu da rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.